Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizinle görmüş olduğunuz üzere kedi yatağı yapacağız. Uzun zamandır benden beklediğiniz bir projeydi. Ancak bugüne kısmet oldu diye bir açılış yapayım. Tarçını zorla tutuyorum. Çünkü neden? Konum ankenimiz bu. Kendisi bana yardım edecek ve bu konuda çok hevesli, gördüğünüz gibi bir ayağı da yukarıda. Şimdi kedi yatağı. Önce bunu bir yatırayım. Çünkü tarçın kaçacak. Bakın bu şekilde. Kediler zaten akışkan olduğu için her kedi boyutuna uygun. Kedi anneleri biliyor. Şu an Lucy de mikrofonumu kokluyor. Bir ana olarak video çekmek gerçekten çok zor. Kediler zaten akışkan olduğu için gördüğünüz üzere her boydaki kediniz bu yatağa kolaylıkla sığacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı. Ben bu yataktan annemin kedisine yaptım. Tarçın'a da yaptım. Yine bu videonun altına yorum bırakan ve videoyu beğenen bir kişiye de her an mesaj atıp bir kedi yatağı gönderebilirim. O yüzden böyle arada videolara yorum yapanlara sürekli sürpriz niteliğinde bir şeyler yapmaya karar verdim. O yüzden hangi videomda olursa olsun ben söylemesem de siz yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Her an size sürpriz bir hediye gelebilir. Gelelim kedi yatağına. Gördüğünüz üzere oldukça mutlu. Kedi anneleri bunu fark eder zaten. Şöyle. Çok tatlı ya. Fakat tarçına dokunurken konuşmaya konsantre olamıyorum. Neyse. Kedi yatağında kullandığım iplik bir önceki videoda şu boho şurada görüyorsunuz. Bu kırlentleri yaptığım videoda kullandığım iplikle aynı iplik. Bu iplikle birçok şey yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Bir kedi yatağı için bir iplik yetiyor. Yani şurada gördüğünüz yatak için bir yumak ip kullandım ve tamamen bitiyor. Eğer köpek için yapacaksanız 2 yumak, hatta köpeğiniz daha büyükse 3 yumağa da ihtiyacınız olabilir. Kafanıza takılan şeyler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Yapması gerçekten çok kolay. Örgü örmeyi bilmenize gerek yok. Çünkü yine tığ veya şiş kullanmadık. Sadece ellerimizle bu kedi yatağını yaptık. Zaten kış geliyorken önümüzde kedilerimiz artık serin yerlerden daha çok sıcak yerlere yatmaya başlayacak. O yüzden kedi köpek yatağı yapmanın da tam zamanı. Bu tarz... Ve tarçın da buraya kadardı, yeter artık dedi. Bu tarz kedi yatakları, kedi kazağı veya köpeklerle ilgili, evcil hayvanlarla ilgili dekorasyon fikirleri veya onlarla alakalı videolar gelsin isterseniz de yorumlarda bunu yazın. Videoyu beğenerek de bana belirtebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok tatlış bir kedi yatağımız oluyor. Yapması da 10 dakika, belki 15 dakika sürüyor. O kadar kısa. Yaparsanız beni etiketlemeyi unutmayın. Instagram hesabım burada. Yine çok konuştum. İsterseniz biraz önce kedi yatağı yapımına başlayalım. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. İpimiz bu şekilde bir penye iplik. Bir önceki videoda da aynı ipliği kullanmıştım zaten. Şimdi kedi yatağı için yine aynı şekilde zincir çekeceğim. Bakın bu şekilde. Hatta şu kısmını birazcık küçük bırakmaya çalışayım yaparken. Bakın çevirdim. Şu şekilde. 3 tane zincir çektim. Bakın 1, 2, 3. Daha sonra çevirdim. Ve şu uç kısmından bunu alıyorum. Bunu da oradan geçirdim. Bu şekilde bir yuvarlak yaparak başlıyorum. Şimdi burada eksiltme ve artırmalar yapacağız. Asıl önemli olan konu bu. Eğer şu kısımdan ilmek çıkarırsam artırma yapmamış oluyorum. Hem bu kısımdan ilmek çıkarıp hem de bu ikisinin birleşimi olan şu ortadan, bakın bu ikisinin de ortasından, yani şuradan değil sadece buradan da değil, ikisinin beraber ortasından çıkardığımda artırma yapmış oluyorum. Bir artırma yapıyorum, bir yapmıyorum. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İlk önce bakın şuradan ilmek çıkarıyorum ve bunu içinden geçiriyorum. Daha sonra yine aynı şekilde bir yandan ilmek çıkarıyorum ve bunu içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir sıra yapıyorum. Şimdi şu orta kısmından, yani ikisinin de ortası olan yerden ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde bir artırma yapmış oldum. İkisinin birleşiminden çıkarmıştım. Şimdi sadece bundan çıkarıyorum. İçinden çıkardım. Burada artırma yapıyorum yine. Şöyle.
buradan sadece çıkarıyorum. Aslında yapmaya başladığınızda mantığını anlayacaksınız. Ben yapamam demeyin. Herkesin yapabileceği bir şey. Burada ortadan batmıyorum. Şimdi artırma yapmadan bir sıra örüyorum. İlmeklerinizi sayabilirsiniz yaparken. Bir ipten bir tane kedi yatağı çıkıyor. Şimdi şundan yapacağım. Artırmalarımı örüyor olacağım burada. Aslında tığ işi bilenlere şöyle anlatabilirim. Şu an kapanış ilmeği yapıyoruz sadece. Sık iğne değil de kapanış ilmeği. Bakın şuradan aldım. Ve bunu geçirdim. Parmağımı sokuyorum. Buradan çıkardım. İlmeği geçirdim. Yine ilmekleri eşit şekilde çıkarmaya çalışacağız buradan. Şimdi orta kısımdan alıyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir yapmıyorum. Buraya yaptım diye buraya atlamıyoruz. Buradan da yapıyoruz. Atlarsak artırma yapmış olmayız. Şu an daire kısmını yaptıktan sonra yine artırma yapıyorum. Bir sırada mesela artırmaları yapıyorum. İlmeklerinizi karıştırırsanız bir belirleyici bir etiket gibi bir şey yapıştırabilirsiniz. Şuradan da çıkarıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde artırmaları bir sıra boyunca yapıyorum. Bir sonraki sırada artırma yapmıyorum. İstediğiniz boyut ulaşınca zaten artırma yapmayı bırakacaksınız. Şöyle yapalım. Şimdi sıranın sonuna kadar artırma yapmış olduk. Şimdi artırma yapmadan sadece kenarlardan öreceğiz. Yani sadece buraları öreceğim. Ve hiç artırma yapmayacağım. Böylece artırma yaptığım yerlere bir kere örmüş olacağım. Aslında çok basit bir mantığı var. Yine kafanıza takılan yerlerde sorabilirsiniz. Bakın sadece kenarlardan alıyorum. Tığ işi bilenler zaten zorlanmayacaktır ama tığ işi bilmeyenlere belki biraz karışık gelebilir. O da sorun değil. Bakın şu kenarlar, şunları örüyorum sadece. Buradan parmağımı sokuyorum. Yani şöyle tek gösterecek olsam yaptığım şey bu. Buradan bunu çıkarıyorum. Daha sonra bunun üstünden geçiriyorum. Bu şekilde yuvarlağımı büyütüyorum. Artırma yaptığım yerleri ördükten sonra bir sıra yuvarlağım genişlemiş olacak. Yuvarlağım genişledikten sonra yine artırma yapabilirim. Sürekli artırma yaparsak istediğimiz gibi düzgün bir formda durmayacaktır. O yüzden bir sıra artırma yapıyorum. Bir sıra yapmıyorum. Bakın iyice bir yuvarlak oldu. Şimdi bakalım kaç ilmek var? 2, 4, 6, 8, 10 ilmek var. Şimdi bir artırma yapacağım, bir yapmayacağım. Nasıl olacak? Bakın burada artırma yapacağım şimdi. Şu aradan alacağım. En son buradan aldım. Burada aradan alacağım. Şurayı öreceğim. Burada aradan almayacağım. Burayı öreceğim. Burada aradan alacağım. Yani bir artırma yapacağım, bir yapmayacağım. Bakın burada aradan alıyorum. Yanından da aldım. Artırmamı yaptım. Burada da aradan alabilirim ama almıyorum. Yanından alıyorum. Ama burada aradan da alıyorum. Yani bir arayı atlıyorum, bir arayı atlamıyorum. Aradan aldım. Yanından aldım. Tekrar yanından aldım. Aradan almadım. Ama burada aradan da alıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde yaparsanız daha düzgün formlu olacaktır. Bakın burada aradan da aldım. Aradan aldık burada. Yanından da alıyorum. Artırmamı yaptım. Bu aradan almıyorum. Yandan alıyorum. Bir ara atladım. Bu arayı atlamıyorum.
Yanından da alıyorum. Ama ne yapıyorum? Şuradaki arayı atlamadığım için bu arayı atlıyorum. Daha sonra bir sıra yine artırma yapmadan hepsini geçeceğim. Bu arayı da atlamıyorum. Burada da bir artırma yaptım. Şurada yandan alıyorum. Şu aradan da artırma yapıyorum. Yandan alıyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmeğe çıkarmışım. Şimdi 16 ilmeği hiç artırmadan, yani sadece şunları örerek bir sıra döneceğim. Her sırayı, her ilmeği bir kere ördük. Şimdi yine artırma yapacağım. Ama bu sefer iki atlayacağım, bir artırma yapacağım. Yani burayı öreceğim, normal ilmek kısmını. Burada artırma yapacağım. Şurada artırma yapmayacağım. Burada artırma yapmayacağım. Burada artırma yapacağım. Bunlarda bir şey yok zaten. Bunları hep örüyorum. Artırmayı şu arada ikisinin olduğu yerde yapıyorum. Siz daha fazla artırma yaparak daha büyük bir şey de yapabilirsiniz. Köpeğiniz için vesaire de yapabilirsiniz. Bakın şurada artırma yapıyorum. Burayı ördüm normal. Bunda artırma yapmıyorum. Yana geçiyorum. Şu şekilde. Şurada da artırma yapmıyorum. Yana geçiyorum. Burada artırma yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı döneceğim. Şu an artırma işlemimi yine bitirdim. 20 ilmek var. Küçük göründüğüne bakmayın. Kediler zaten akışkan. Kedisi olanlar bilir. Onun haricinde de bu esneyebilen bir yapıda olduğu için kediniz bunu ittirdikçe vesaire içine sığıyor. Daha geniş yaparsanız düz yastık gibi olma ihtimali var. Şimdi 20 ilmek oldu bunun etrafı. Sadece hiç artırma yapmadan ipim bitene kadar sepetimi yükselteceğim. Sadece kenarlarını öreceğim bu şekilde ve sepetimin yükselmesini sağlayacağım. Şu şekilde. Bakın bu şekilde sepet bitmiş oldu. Yapması gerçekten bu kadar kolay. Eğer ki köpeğiniz varsa ve daha büyük yapmak istiyorsanız 2 yumak ipe ihtiyacınız var. Hatta köpeğiniz çok büyük bir köpekse 3 yumak, 4 yumak gibi ihtiyacınız olabilir. Çünkü bir yumaktan sadece bir kedi yatağı çıkıyor ve her kediye uygun boyutta. Şimdi bu kalan ipi de şöyle içeri doğru böyle görünmeyecek şekilde sıkıştırıyorum ve mavi bir iple, benimki mavi olduğu için, bu kumaşla bunu böyle görünmeyecek şekilde dikiyoruz. Tabii kedi yatağımız burada bitmedi. Bu kedi yatağının dış kısmı. Ama siz isterseniz dış kısmını bu kısım olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben diğer kısmın görüntüsünü daha fazla seviyorum. Dışarıda böyle çizgi çizgi duruyor. O yüzden şu şekilde ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde elinizle kolayca şekil verebiliyorsunuz. Şu ipi de artanını içeri doğru sokuşturuyorum. Bunu şunlar şöyle biraz kesin bunu. Bu zaten kumaş olduğu için şuradan dikin. Bunları görünmeyecek hale getirebilirsiniz. Şöyle içeri içeri böyle sokuşturup yok ediyorsunuz. Şu şekilde. Şu kenarlarını da şöyle güzelce bir şekil verin. İşte bu kadar kolay. Şunu da sonradan yok edeceğiz. Şimdi bu bir kedi için uygun boyutta. Bahsettiğim görüntü de şuydu. Şöyle çizgi çizgi oluyor bu şekilde. Gerçekten yapması çok kolay.
Şöyle, ben çok seviyorum. Bunu birçok kedi yaptığım kedilerin hepsi de çok sevdi. Eğer yaparsanız benimle paylaşmayı da unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.